Harvard Plus'a hoş geldiniz. Bu videomuzda çıktığı günden bu yana 5.999 liradan 4.600 liraya fiyatı gerileyen Xiaomi Mi Note 10 modeli yeni fiyatı ile alınır mı? Biz bu konuda neler düşünüyoruz? Bunun hakkında bir değerlendirme videosuyla sizlerle olacağız. Öncelikle hem inceleme videosunu izlediyseniz geçtiğimiz aylarda Mi Note 10 için çektiğimiz hem de ben farklı videolarda kendi kanalımda da çektiğim bir videoda belirtmiştim. 6.000 liralık fiyatın çok bu cihaz için pahalı olduğunu ama klasik bir Android geleneği olarak çok kısa süre içerisinde bu fiyatın 5.000 lira hatta belki de 5.000'lerin altında olacağını söylemiştik. Keza yine haklı çıktık. Tarih tekerrürden ibaret yine oldu. %25'e yakın bir fark oldu. Yani 5.999'dan 4.600 liraya düştü. Ve 12. aydan yani 3 ayda yani 12. ayın 10'u filan gibi 10'u 15'i gibi çıkmış telefon Türkiye'de satışa. 3. ay bitiyor artık. Bugün 30'u yarın 31'i. 3,5 ayda %25 gibi bir şey evime var fiyatta. Ki mesela doların Türkiye'deki durumuna bakarsanız aslında fiyatının değişmemesi hatta ya da belki yükselmesi de gerekiyordu ama belki. Tabii ki cihazlar çıktıktan sonra belli bir süre geçince fiyatları düşüyor. Bu her cihazda sadece şeyde değil, Xiaomi'de değil, hemen hemen bütün Android'lerde olan durum bu. Şimdi şeyi söylemek lazım, bu geçen yılın cihazı. Yani geçen yıl teknik anons olarak, edildiği evet. gibi özellik olarak da geçen yılın cihazı. Üzerine kuş kondurulmuş bir teknolojisi yok. Yok evet. Şey anlamında. Xiaomi yılın sonunu da iyi değerlendirsin diye piyasaya sürdüğü cihazlardan birisi. Sence skala olarak nerede değerlendirmek lazım bu telefonu? Ya abi şimdi Mi Note 10'un zaten tartışmalı olduğu konu da o. Şimdi aslında benim bu videoda aslında biraz konuşmak istediğim de o. Mi Note 10'a baktığınız zaman tasarımı herhangi bir amiral gemisinden suya ve toza dayanıklılığının olmayışı haricinde çok bir eksiği olmayan, yan çerçeveleri metal, önü ve arkası cam, Corning Gorilla Glass'la korunan, özellikle kamera performansıyla benim gibi yıllardır, çok uzun süredir P30 Pro kullanmış bir adama bile oha bunun kamerası ne güzelmiş dedirtebilecek kadar iyi bir kameraya sahip. 5260 miliamperlik çok yüksek kapasiteli ve sizi bir gün hatta iki gün rahatlıkla götürebilecek bir pile sahip bir akıllı telefon. Hı hı. Ama bu telefonla ilgili kavga nereden çıkıyordu? Ya 6000 liralık bir fiyatı var Snapdragon 730G kullanıyor diye bir tartışma vardı ki çok da haklı bir isyandı. Ben de inceleme videosunda şunu söylemiştim. Evet Mi Note 10 kullanması çok keyifli bir telefon ama ben 6000 lira vereceğime kusura bakmayın ama gider P30 Pro alırım demiştim. Şimdi işler değişti. Artık P30 Pro alamıyorsun çünkü 4600 liraya. Şimdi ülke garip bir yer haline geldi. Mesela bu telefonu 6000 lira fiyatla çıktığı zaman yani ben şeyi eleştirmiyorum. Xiaomi Türkiye ya da distribütör onlar da ekonomi neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorundalar. Yani ben hiçbirisinin kalkıp aman şu telefonu 1000 lira da fazla yazalım. Alanda alsın telefon başına 1000 lira da milleti yetelemiş oluruz diye düşündüklerini de düşünmüyorum. Umuyorum. Ama geldiğimiz nokta şey çok işte 3,5 ay diyoruz. 90 gün 100 günde fiyat %25 eriyor. Şimdi Mi 10'ların filan Türkiye'de satılacağı gün yani benim tahminimce Mayıs'ın ilk haftası filan gibi diye ben kendim tahmin ediyorum. Bu arada hiçbir bilgim yok sormayın bir yerden bir şey bulunuyor. Öyle değil. Kendi kafamda hesaplayarak şey yapıyorum sadece. Baktığımız zaman bu fiyatın biraz daha aşağı düştüğünü göreceğiz. Ve büyük bir ihtimalle dolar da ufak ufak yukarıya çıkma eğilimine devam edecek ya da bugünkü fiyatla kalacak. Aşağıya düşmeyecek dolar da şey anlamında. Hani daha ne kadar düşer? %25 daha düşer mi? Hayatta düşmez. Ama zaten senin de o incelemeyi yayınladığımız zaman esas söylemeye çalıştığın şey bunun fiyatının bu 4500-5000 lira arasında ideal olduğuydu. Öyle değil mi? Aynen yani öyle. Birebir bunu söyledim. Yani bunun fiyatı düşecek. O zaman çok çok alınası bir telefon olacak demiştim. O gün bugün. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu gün yine aynı şeyi düşünüyor musun? Evet. Sence bu cihaz bugün elimize geçseydi bizim 4600 lira fiyatla o zamanki 5999 lira 6000 liraya ettiğimiz muhalefeti fiyat anlamında bugün eder miydik? Etmezdik. 4600'ü etmezdik. Okay, çünkü şunu da söyleyebilirsiniz. Ya işte Snapdragon 730G veya muadili X telefon var fiyatı şu da diyebilirsiniz ama biz bir telefonu hiçbir zaman sadece kamerasıyla değerlendirmediğimiz gibi sadece işlemcisiyle de değerlendiremiyoruz ve aslında alınır mı sorusunun da tek bir doğru cevabı yok. Yani bu soruyu kim soruyor? Ben bunu hep söylüyorum. Şimdi baktığımız zaman bugün 4600 lira civarında benim de geçtiğimiz günlerde yayınlanan Hardware Plus'taki Aralık tavsiye videolarına baktığınız zaman S10 Lite,
Galaxy Note 10 Lite ve Huawei P30 gibi güçlü rakipleri var. Bazılarının özellikle işte Huawei P30 gibi, Note 10 Lite gibi modellerin işlemci performansı evet, Xiaomi Mi Note 10'un işlemci performansından daha iyi. Ama soruyu soran, ya bu telefon alınır mı diyen adam, ki 730G de zaten kötü bir işlemci değil ama hani amiral gemisi üst seviye işlemcilere göre daha düşük performans gösteriyor diye bunu söylüyoruz. Eğer kamera adam için çok önemliyse, Mi Note 10'un kamerası gerçekten efsane, çok güzel fotoğraflar çekiyor. Pil performansı adam için önemliyse, Mi Note 10'un pil performansı gerçekten zaten batarya kapasitesi dolayısıyla çok iyi. Ben ya 730G bana hayli hayli performansta yetiyor. Bana amiral gemisi lazım değil. Ben öyle aslında oyun oynarım ama öyle oyun benim hani birinci önceliğim değil diyen adam için 4600 lira fiyat bandında gerçekten birçok özelliğiyle alınır dedirecek bir akıllı telefon. Biz o videoyu çektiğimiz zaman sen de şey diyebilir miyiz Kerem? P30 Pro kullanan bir adamın gözünden Xiaomi Mi Note 10 alınır mı yorumlamaya çalıştın diyebilir miyiz? Evet, evet diyebiliriz. Okey, tamam, süper. Ben bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar ne söyleyeceğimi anlayacaklar diyor bizim kanalı takip edenler. Bana 4.6 bin Türk lirası hala bu cihaz için biraz pahalı geliyor. Yani bence 4.300 liraya el sıkışılması gereken. Yani şeyden bahsetmiyorum. Paralel ithalat falan söyleniyor. Resmi ithalat anlamında. Tabii tabii. Şimdi şunu da söyleyeyim. Şimdi şey diyecekler. Ya işte Facebook grubunda garantisiz şu kadara veriyorlar. O başka bir konu. Biz Türkiye garantili resmi IMEI kayıtlı cihaz konuşmak zorundayız. Şimdi ne yazık ki geldiğimiz noktada şöyle bir ikilem var Huawei telefonlarda. Eskiden işte bundan 1,5 yıl kadar önce Evofon distribütörlük anlaşmasını Huawei yapmadım. Huawei dedin? Pardon. Hayır Huawei diyorum. Xiaomi telefonu. Acaba diyor P30 Pro'dan mı girecek diye. Yok dedi. Hayır özür dilerim. Xiaomi. Evofon distribütörlük anlaşmasını yapmadan önce biz sadece paralel ithalatın fiyatlarını biliyorduk ve onlara baz alıyorduk. Çantacı dediğimiz daha küçük çapta getirenlerse paralelin bir tık daha altında satıp günü kurtarmaya çalışıyordu ama arada büyük bir makas olmuyordu. Şimdi resmi cihazlar pazara gibi fiyat yukarıya çıkınca bana öyle geliyor ki paralelci arkadaşlar da fiyatlarını yukarıya çıkarttılar. Yani normal satacaklarından onlar da biraz daha yukarıda satmaya başladılar. Çantacı filan piyasada çok kalmadı ama kalanlar onlar da biraz daha yukarıya çıkarttılar ve böylece bütün pazarın fiyatı yükselmiş oldu. Şimdi 6000 liradan 4600'e düştüğü zaman cihaz paralelci de fiyatı %25 indirmek zorunda kalıyor ilk açıkladığı fiyatlar falan. Yoksa niye millet onu aynen öyle. O yüzden de hani bu benim 4300 dediğim fiyatı arkadaşlar şey diye düşünsünler. Mesela kafalarında bir matematik yapsınlar. Ya 4600'e bu cihaz resmi satılırken paraleli şu fiyatsa Ersin'in söylediği 4300'e düştüyse paralelinin de şu fiyata düşmesi lazım. Ve benim bütçem o fiyata yetiyor. Bekleyebilirim. Ya da benim bütçe o fiyata bile yetmiyor. O zaman yapacak bir şey yok. Hiç beklemeyeyim. Yani hani hem şey almak isteyen, resmi garantili almak isteyen 4300'ü kovalasın diyorum ben. Paralel ithalattan almak isteyen de ona göre kendi matematiğini yapsın. Alıp alamayacağına karar versin. Boşuna beklemesin. Hala parası yetmiyorsa demek istiyorum. Böyle biraz şey gibi hissettim kendimi. Ekonomistim ve sanki öngörüyor değil mi? Ama işte sektörle alakalı daha önce o kadar telefon gördük. Telefonun çıkışından sonra geçen sürede ne kadar indirim aldığını falan gördük ki artık tutturuyorsun ister şöyle istemez. Şöyle bir şeyim var mı Kerem? Öngörüm var mı? Mesela bu telefona 4600 verip alan adam sadece şu özelliğinden şey yapar, yakınır diyeceğim bir özellik var mı aklında? Yani şimdi düşünülmesi gereken eksileri şu, çok ağır telefon. Yani gerçekten ağır. 210 gram falan olması lazım. Senin önünde var abi kaç? 209. 209 gram. 209 gram. Yani eğer ben işte ağır telefon kullanamam, büyük telefon bana çok gelmez diyen bir kişi bu telefonu alayım mı diye soruyorsa bunu bir düşünmesi, mümkünse bir teknomarkete falan gidip böyle bir telefonla oynaması lazım. Çünkü gerçekten ağır bir telefon. Bu şey de bir eksi. Su geçirmezlik sertifikasının olmaması da bir evet, eksi. O, onu da söylemek lazım. Çoğu çünkü bu fiyattaki rakibinde olabiliyor. En azından eski fiyatıyla vardı da şimdi biraz daha fiyatı düşünce artık her rakibinde yok. İşlemcinin 730G olması bana soracak olursanız bir problem değil. Çünkü ben incelemesine de şunu söylemiştim. P30 Pro'nun kullanıcısıyım. Çok daha iyi bir işlemcisi var ama gündelik hayatımda çok fazla oyun oynamıyorsam ben bu farkı hissetmiyorum. Yani nerede hissetmiyorum? Şimdi bir telefonda gündelik hayatta ne yapıyoruz? Hepimizin kullandığı uygulamalar var. Uygulamaları kullanıyoruz. Arayüzde geziyoruz. İşte atıyorum açıyoruz Netflix'ten bir şey izliyoruz. Sosyal medya hesaplarımıza bakıyoruz falan filan. Bunları yapan bir kullanıcı niye benim işlemcim 730G değil de daha amiral gemisi işte Snapdragon 855-865 demez.
Ha nedir? Ya benim bütün olayım telefonda oyun. Ben çok oyun oynuyorum. Ya o zaman evet bunun yerine yani bu fiyatı daha doğrusu böyle bir cihaza vermek yerine işlemcisinden daha emin olduğun, daha üst seviye olan bir cihaz alabilirsin. O daha doğru. Ama kamera istiyorsan mesela bayılırsın yani. Artılı versiyonunda da 108 megapiksellik kamerayı saymak evet. lazım. Sonra HDR10 desteğini saymak lazım. 600 nitlik miydi bunun? Evet 600 nitlik. 600 nitlik ekranını parlaklığını saymak lazım. Ki AMOLED ekran var. Hani AMOLED herkesin istediği bir ekran aynı türü. Öyle. Bir de şey 128'lik versiyonu değil mi cihazın evet, evet, şey anlamında? Evet, hani evet. Onu da söylemek lazım. Yani bizim hani, söylediğim fiyat 128 GB'lık yani hani versiyonu. Başka bir cihazın 64'üyle falan kıyaslayacak olduğumuz zaman bunu da cebde tutmak evet, lazım. RAM olarak da 6 GB bir RAM kapasitesi var. Zaten işte bu noktalarda Mi Note'un öne çıkıyor. Yani piyasada 4'ler ve 8'ler varken RAM olarak Xiaomi 6'yı koyuyor. Piyasada 64 cihaz çok fazla burada varken burada direkt 128'lik giriyor. Bunlarla satmaya çalışıyor. IP sertifikasının olmamasının bir eksi olduğunu Xiaomi de biliyor ama koymuyor böyle alacak olan bilerek ya alsın. Bazı insanların da çok umursadığı bir özellik değil. Şimdi ben olmasından daha tabii şeyim. Ben çok umursamıyorum mesela onu söyleyebilirim. Ben kullandığım telefonlarda IP68 var yok çok fazla tınmıyorum. Ama benim kullanım tarzımda telefonun böyle bir suya düşmesi bilmem ne yapması falan gibi ihtimallerim yok benim. Düşerse de bir gün eyvallah çekeceğiz zaten. Yapacak çok fazla bir şey yok. Şeyi de söyleyeyim ben şu anda bu cihazda olan işlemciye sahip bir başka telefon kullanıyorum. Oppo, Renault 2'yi kullanıyorum. Aynı işlemci var. Ve aynen senin anlattığın gibi yani hani beni üzmüyor performans anlamında. Seninle bir oyun testi yapmıştık abi. Orada bir fark olmuştu. Sen Clash of Clans oynuyorsun. Ben Clash of Clans oynuyorum sadece. Clash of Clans böyle çok yüklü, çok ağır bilmem ne filan bir oyun değil en nihayetinde. Clash of Clans'ın ekran değiştirme sekanslarında 730G'nin biraz daha işte 800 kare atlayarak sınırı, daha akıcı değil. O kadar akıcı olmadığını söyledim. Sana da gösterdim. Sen dedin ki ama abi buradaki görüntü dedin senin iddia ettiğin gibi çok hafif bir görüntü evet, değil. Çok bu render var orada. Yoğun çok render olduğu bir görüntü. O yüzden bunu normal karşılamak lazım dedin. Nitekim ben de o gün telefonu kullanmaya başlayalı. İlk 24 saatimde filandım zaten. Sana hazır bir 730G kullanan yeni bir hani amiral gemisinden 730G'ye geçmiş biri olduğun için mesela çok oyun oynadın mı abi Oppo'da? İşte her gün oynuyorum. Yani devam ettin oyun oynamaya. Ya mesela şey dedim ya S10E'de ne güzelmiş oyunda yok, da bunda dedim mi mesela? Hiç öyle. Performanstan kaynaklı en ufak bir sıkıntım yok onu söyleyebilirim. Performanstan kaynaklı beni rahatsız eden en ufak bir nokta da yok. Ha işte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Hatta eğer sosyal medyadan arkadaşlar şey yapıyorlarsa takip ediyorlarsa pil ömrünü biliyorsun. Ben her geçtiğim telefonun ilk bir hafta 24 saatlik, 48 saatlik falan pil ömürlerinin ekran görüntüsünü paylaşıyorum. İşte hep söyledim zaten 700 seviyesi enerji tüketiminde de daha cimri olduğu için bana daha uzun bir pil ömrü sunuyor cihaz. Şimdi konuya dönecek olursak burada da 5260 miliamperlik eşek kadar kocaman bir pil var. Yani 730G'nin şimdi bana Oppo'da ne sunduğunu biliyorum. Burada ne sunacağını şey bile yapamıyorum. Yani tahmin bile edemiyorum. Bana sunduğundan en az bir 6 saat 7 saat falan daha fazla şey sunması lazım. Zaman sunması lazım. Çok, bence çok süper iyi. Bir çözüm olarak çıkıyor karşımıza. Yani genel olarak söyle abi lafını yoksa yani genel olarak Mi Note'un değerlendirmesi bu şekilde. Aslında bu video ne alın ne de almayın videosu. Gördüğünüz gibi yeni fiyatıyla beraber hem artılarını konuştuk hem eksilerini konuştuk. Ben zaten hep bunu savunuyorum. Yani bir cihaz için herkese doğru bir cevap vermek doğru değil. Kimi için doğrudur alınır dersin, kimi için yok sen bunu alma dersin. Orada biraz iş size düşüyor. Siz kendi beklentilerinizi, cihazın artılarını ve eksilerini değerlendirerek, fiyatla beraber onu harmanlayarak bir karar vermeniz gerekiyor. Ama ben incelemede demiştim 6000 lira bu cihaz için çok ama 5000 liralara, 5 hatta 5000 liranın altlarına düştüğü zaman çok güzel bir seçenek olacak. Orada çok güzel bir boşluk var. Bu telefonun başta kamerası ve bataryası çok iyi. Bu cihaz o zaman direkt böyle alınır demiştim. Aha da o gün geldi. Alın ya da almayın dediğimiz bir video değil ama 4600 liraya düşen fiyatıyla değerinin karşılığını daha çok artık oraya geldi diyebildiğimiz evet. bir cihaz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi önümde grafik açık. Sen de görüyorsun. Bu cihaz zaten neredeyse 6000 lira fiyattan satılmamış gibi. Hemen yani löp diye düşmüş. Teorik olarak 6000 lira fiyattan çıkmış ama bir hafta içinde filan fiyat hemen 6500'ün altına 5000 liralara doğru şey yapmaya. Yola çıkmış. Pardon 5500'ün altına ve 5000 liralara doğru seyretmiş aşağıya doğru. O yüzden ben tahmin ediyorum ki zaten 6000 liradan canı yanan çok fazla arkadaşımız yoktur. Fırsat kollayanlar için de daha bir yakından bakılacak bir
zamana girmiştir bu cihaz. Evet, mesela artık. Son olarak Ersin abinin dediğine ek şunu söyleyeyim. Ersin abi dedi ya 4300'ler falan benim içim daha rahat eder diye. Bize en çok gelen sorulardan biri abi şunu almak istiyorum ne zaman fiyatı şuna iner. Android için konuşuyorsak siz ne kadar beklerseniz arkadaşlar Türkiye'de de çok abidik gıbidik şeyler olmadığı takdirde zaten gördüğünüz gibi belli oranda hep düşüyor. Yani benim 4600 liram yok da 4300 liram var diyorsan yapabileceğin şeyler bir kampanya kovalayacaksın. Bazen ekstra indirimler olabiliyor kısa zamanlı. İki bekleyeceksin yapacak bir şey yok. Ne kadar bekleyeceksin bilmiyoruz. Borsada filan alım yaparken de sistem 3 aşağı 5 gibi böyle yani çalışıyor. Beklersin. Yok yok sen hani bir paran vardır alıcısındır bir hisse senedinden ya da bitcoin'den ya da dolardan her neyse. O sırada dolar 10 liradır atıyorum ama senin 5 liran vardır. Koyarsın 5 liraya teklifini. Gelirse senindir. Gelirse senindir. 20 liraya giderse de üzülmezsin. Yani 5 liraya ne alacağım diye ona bakarsın zaten. Senin söylediğin bu çizdiğin evet. Mizansen de aslında bunu şey yapıyor. 4300 liram var. Otur bekle. Yapacak bir şey yok. Fiyat bir anda 4600 liradan 10.000 liraya çıkarsa sen o zaman 4300 liralık başka bir cihaz bakacaksın. Zaten diye. Alamıyordum zaten diye. Zaten alamıyordum. Bir şey kaçırmıyordum. Öyle bakmak lazım. Biliyorum birçok bizi izleyip Mi Note 10 kullanıcısı olan arkadaşlar var. Daha önce çok sizin yorumunuz serisine de katılan oldu. Siz de lütfen direkt kullanıcısı olarak yorumlarda yeni kaça aldınız? Mevcut telefon kullanımınızdan ne kadar memnunsunuz? Artıları eksileri neler sizde kullanan insanlar olarak yorumlarda bu videoyu zenginleştirin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.